Herkese merhaba, Memnun Musunuz TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık 3 aydır kullandığım JBL'in Endurance serisi kulaklığını tanıtacağım. Bu bir spor kulaklığı. Ben çok teknik kısımlara değinmeyeceğim. Biliyorsunuz, eğer takip ediyorsanız, bizim kanalımız gerçekten kullandığımız ürünlerin bir süre kullanımından sonra elde ettiğimiz deneyimi almak isteyen kişilere aktarmaya çalışmak, iyi ya da kötü anlatmaya çalışıyorum ya da gerçekten onu ürünü kullanan arkadaşlarımızı ya da kişilere ulaşarak onların tecrübelerini aktarmaya çalışıyorum. Tamamen kişisel bir tecrübeden oluşan durum. Şimdi bu kulaklığı şöyle bir kutusu var. Kutusu çok güzel, onu söyleyeyim. Gerçekten güzel bir kutu. Tam açık kodunu da, ürünün açık kodunu da açıklamalara yazarım. Oradan teknik kısımlarına bakarsınız. Ben teknik kısımlarına hiç girmeyeceğim. Sadece genel özelliklerinden ve ergonomisi daha çok önemli. Yani teknik olarak çok iyi olabilir ama sonuçta kullanınca ergonomisini anlayabiliyoruz ve uzun süre sonunda elde ettiğim deneyim. Şöyle bir ürün. Şuraları mıknatıslı. Şu şekilde. Kulağa taktığınız zaman düşmemesi için bir de mıknatıs tutuyor. Bunu kim alır? Niçin aldığımı söyleyeyim önce. Bu bir sporcu ürünü. Yani amatör ya da profesyonel spor yapanlar için üretilmiş bir ürün. Zaten kutusunda bile koşan bir kişi resmi var. Bir Bluetooth kulaklık ve suya karşı dayanıklı olması için üretilmiş bir ürün. Yani sporcuların yağmurda, suda, yüzerken kullanabilmesi için üretilmiş bir ürün. Kutusundan bir de şarj cihazı çıkıyor. Bir de kulağınıza uyumlu olabilmesi için farklı kulak aparatları çıkıyor. Şöyle onu da göstereyim. Özellikle kullanırken kulağınıza uygun olan seçeneği seçerseniz çok daha verimli oluyor. Böyle de bir şarj cihazı var. Kenarından takılarak şarj edilebiliyor. Herhangi bir USB porttan da şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kutuyu şöyle bir kenara alayım. Şimdi ürün çok hafif. Sonuçta koşu için ihtiyacınız olan şey nedir? Müzik istiyorsunuz ve hafifliktir ve kullanışlılıktır. Önce bir kullanarak kulaklığınızı ayarladığınızı varsayarak takılımını göstereyim. Biraz uzak görünebilir ama şu şekilde kulağınızın arkasından takıyorsunuz. Zaten sezgisel bir şey. Sezgisel olarak takılıyor. Yani tam oturmuyor. Başka türlü takamazsınız. Kendi yerini biliyor gibi bir şey. Şu şekilde taktığınız zaman neredeyse dışarıyla bağlantınız kesiliyor. Kulağınızı düzgün ayarladıysanız şu an hiçbir şey duyamıyorum. Dokunmatik bir ürün ve herhangi bir manuel tuşu yok. Yani şurada açmak için JBL yazısına uzunca bastığınız zaman cihaz kırmızı yanarak başlıyor. Bir yere bağlandığı zaman, Bluetooth'la bağladığınız zaman ise mavi ışık yanıyor. Dayanıklılık şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Herhangi problem yaşamadım. Ergonomik olarak da fena değil. İyi yani, kulağınızda böyle bir saatlik bir koşuda kullanmışımdır. En fazla bir saatlik koşmuşumdur. 10 kilometre. Hani böyle kulağımda bir zorluk hissetmedim. Onu söyleyeyim. Peki ses kalitesi? Ses kalitesi konusunda çok da başarılı diyemeyeceğim. Yani muhteşem bir ses kalitesi var diyemeyeceğim. Ses yüksekliği için de aynı şey geçerli ama şöyle bir şey değil. Kulağınızı taktığınız zaman o kadar iyi yalıtıyor ki başka bir şey duyamıyorsunuz. Yani konsantre olmanızı sağlıyor ama muhteşem baslar var, çok iyi bası var falan yok öyle bir şey. Çok 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 yüksek kalitede bir ses performansı bence yok. Ama sonuçta zaten bunu kişi yüksek performanslı müzik dinlemek için aldığını düşünmüyorum. Koşarken kullanacağı için yeterli diyeyim. Yani daha iyi olsa daha da güzel olur ama fiyatıyla kıyaslamak lazım. Daha iyi, daha yüksek fiyatlı olanları var bu ürünlerin. Yani 1500 lira civarında. Yani o mu bu mu derseniz yine bunu alırım. Yani ama sizin için müzik çok çok önemli. O baslar benim için önemli ve maddi açıdan bir sıkıntım yok diyorsanız siz tercih edebilirsiniz başka bir ürün. Yani ses çok beni rahatsız eden bir konu değil. Onu söyleyeyim. 10 üzerinden 6-7 yani ortalamanın birazcık da üstünde, kötü de değil o kadar. Onu söyleyebilirim. Esas sıkıntı bence bu üründeki dokunmatiği. Yani kolaylık olsun diye dokunmatik yapılmış. Hani bir düğmeye bas, kulağına şöyle basmak zorunda kalma diye yapılmış ama şimdi koşarken şöyle basmak gerçekten zor olurdu. Ama dokunmatik de o kadar hassas ki yani parmağınız dokunsanız duruyor. Şöyle dokunmanız yeterli açılıp kapanması için. Müzik değiştirmek İstediğiniz zaman şu şekilde iki kere tuşluyorsunuz müzik değiştirmek için. Tuşluyorsun, ses kapanıyor, müzik değişmiyor. Bir daha tıklıyorsun iki kere,
Yani biraz cebelleşmeniz gerekiyor makineyi anlamak için. Durdurma kaçmak kolay. Dokunuyorsunuz duruyor, dokunuyorsunuz açılıyor. Ama iki kere tuşladığınız zaman, vurduğunuz zaman müziğin değişmesi lazım. Değişecek diye beklerken müzik durmuş oluyor. Yani o konuda başarısız. Yani ortalama bile diyemeyeceğim. Sesi açıp kapatmak zulüm. O çok daha kötü. Yani şu şekilde elinizi şöyle yapmanız lazım. Şu şekilde yaparak sesi artırabiliyorsunuz. Ben koşudan önce sesini ayarlıyorum. Dokunmuyorum sese. Çünkü hakikaten şöyle 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 koşarken ayarlama yapmak gerekiyor. Ve duruyor. Tekrar açıyorum, tekrar vuruyorum. Sesi açmaya çalışıyorum. Çok zor o konuda. O konuda başarısız. Açmak kapama kısmında. Ama artık tecrübe kazandıktan sonra daha yani sesi de açabiliyorum artık diyeyim. Yani biraz tecrübe gerekiyor. Kullanışlılığı bu konuda ergonomisi hiç iyi değil. Onu bilerek alın. Bunu da fiyatıyla değerlendirmek lazım. Bundan daha başarılı bu fiyat şeyinde var mı ürün? Yani su geçirmezlik anlamında yok bildiğim kadarıyla. Sony'ler var. Bundan bir 200 lira daha pahalı. Onları test etmedim bilmiyorum. Ama ayarlarsanız kendi el alışkanlığınızı kanattan sonra kullanılıyor. Ama başlangıçta gerçekten insanı sinir ediyor onu söyleyeyim. Şimdi ben bunu saate bağlıyorum. Amacım şu. Telefon kullanmadan müziğe sahip olabilmek. Saatten Bluetooth bağlantısı kullanabiliyorum. Şimdi bunun içerisinde müzik yüklenemiyor. Telefona ya da başka bir cihaza ihtiyacınız var bağlanmak için. İçerisinde dahili müzik yüklenemiyor. Bildiğim, araştırdığım için söylüyorum. Sony'lerde hangi üründe hatırlayamıyorum ama onlar da 1000 liraya yakın fiyatları var. 500'den başlıyor 600-700. Yani iki kat fiyatı var bildiğim kadarıyla. Sony'lerde içerisinde müzik de yüklenebiliyor. Ama bunlarda öyle bir özellik yok. Ama benim için sıkıntı değil. Zaten saatte müzik olduğu için direkt oraya bağlıyorum. Hem zaten spor verilerini elde etmiş oluyorum. Ayrıca bir müzik yüklememe gerek olmuyor. O konuda bir sıkıntı yok. Yağmurda, suda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece havuzda denemedim. Daha zaman gelmediği için. Ama denedikten sonra yorumlarda sorarsanız açıklamalarda yazarım fikirlerimi. Ama duyduğum kadarıyla kullananlardan biraz şey sıkıntısı varmış yine. Temasla ilgili suda biraz çıldırıyor dokunmatiği. Öyle duydum. Duruyor. Kendi kendine çalışıyor dediler. Bunu hani telefonla da konuşmak için almayın. Telefon konuşma performansı iyi değil. Ben o amaçla almadığım için sıkıntı da yok. Hiç telefonla konuşmadım. Çünkü telefonu zaten yanımda taşımıyorum. Sadece spor yaparken kullanıyorum. Telefonla konuşmak ya da başka amaçla kullanmak, müzik dinlemek için çok kullanmıyorum. Sadece spor yaparken çok kullanışlı oluyor ama spordayken. O da güzel. Şunu söyleyeyim. Şimdi genel olarak değerlendirmek gerekirse tekrar bu ürünü mü alırdım? Çok da emin değilim. Yani iki kat fiyat verip Sony alır mıydım? Şimdi Sony alabilirdim kendi kıyaslamamda. Muhtemelen siz de aynı şeyde kalacaksınız. Yarı fiyatına bunu almak bana mantıklı geldi. Yine bunu mu alırdım? Sanırım bunu alırdım. Çünkü zaten müzik ihtiyacımı karşılamak için daha önceki videolarımda da var. Sony'nin kulaküstü kulaklığını kullanıyorum. Güzel, gayet başarılı ve şarjı da çok uzun gidiyor. O yüzden ona ihtiyaç duymazdım. Bunu sadece spor yapmak isteyen kişilerin tercih edebilir diye düşünüyorum. Şimdi genel puanlamaya geçersem dayanıklılık bir sorun çıkarmadı. Hani çok uzun sürede kullanmadığım için bilmiyorum ama dayanıklı hissi veriyor yani. Malzeme yumuşaklığı, kalitesi. Dayanıklılık 10 üzerinden 8 diyebilirim. Yani bir sıkıntı yaşamadığım için ihtiyatlı davranıp veriyorum bu puanı. 5 yıl kullanmış olsam belki 10 üzerinden 10 da verebilirdim bilmiyorum. Ergonomi 10 üzerinden 3. Yani kullanım kolaylığı hiç kullanım kolaylığı yok. Yani gerçekten çok düşük puan verdim yani. 10 üzerinden 3 bile bence fazla olabilir. Yani şu dokunmatik hakikaten iğrenç. 10 üzerinden 3. Ses tabii ki. Ses kuvveti 10 üzerinden 6. O da vasatın az üstünde. Genel puanım da 10 üzerinden 6 olur bu ürüne. O da fiyat uygun olduğu için ve dayanıklılık için işinizi görür. Suda deneyimim olmadı, bir şey diyemiyorum dediğim gibi. Şimdi benim tecrübe ettiğim konular bu kadar. Ama sizin kullanan arkadaşlarımız varsa farklı, örneğin suda performansı nasıl onu da açıklamalarda bildirmek isteyen varsa açıklamalarda lütfen bize yorum yazın ve bu ürünü almak isteyenler bilgilenmiş olsun.
Eğer sizin farklı görüşleriniz, yani kullanımla ilgili sıkıntılarınız varsa onu da buradan paylaşabilirsiniz. En azından bir platformda kendimizi duyurmuş oluruz. Kullanan alacak arkadaşlara bazı şartlar dahilinde tavsiye ediyorum. Yani spor için alacaksanız, yani telefonla konuşmak için almayacaksanız, spor için alacaksanız sadece, böyle yüksek kalitede müzik dinlemek için diyorsanız bunu almayın zaten. Bu spor için üretilmiş bir ürün. Spor için çok yüksek müzik beklentisi olmayan kişiler, ergonomisini de el alışkanlığı oluyor bir süre sonra. Çok dert etmem, ben onu öğrenirim, sorun değil diyenler için alabilirler. Ama onun dışındakilerin almasını tavsiye etmem. Evet, bu platformda gerçek kullanıcı deneyimi sunarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Böylece daha fazla kişi ürünleri alırken en azından bir deneyim sahibi kişi tarafından bilgilendirilmiş olur diye düşünüyorum. Çünkü ben bunun sıkıntısını çok yaşıyorum alırken ürünlerde. Genellikle kutu açılıp hiçbir fikir vermeyen videolar var maalesef. Abone olarak destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.